Merhabalar, ben klinik psikolog Fazile Seyitoğlu. Bugün kısaca size aslında çocuklarımızı dövmenin, dayağın neden işe yaramadığından bahsedeceğim. Çocuk eğitiminde tabii ki ödül ve ceza sistemi var. Ödül ve ceza sistemi aslında kainatta var. Kainatta olan bir şeyi çocuklarda uygulanamaması veya olmaması mümkün değil. Fakat ceza dediğimizde ceza dayak olmamalı. Neden diye sorarsanız, çünkü çocuk dayak yediği zaman yaptığının karşılığını ödemiş oluyor. Bu yüzden de hatasını düşünme gibi veya niye işte ben dayak yedim, benim suçum neydi, hatam ne üzerine düşünmüyor. Düzeltmek de çok fazla istemiyor. Hatta anne ve babasına öfkelenerek daha da kötüsünü yapmaya başlayabiliyor. Ve anne ve babasından da bunun cezasını aldığı için aslında yaptığı davranışın bedelini ödediğini düşünerek kendini iyileştirme sürecine girmiyor. Şimdi dayak yiyen çocuk aynı zamanda anne babasına kızgınlık, öfke, düşmanlık hisleri beslemeye başlıyor. Kendini suçlayacağını anne ve babasını suçluyor. Yine dayak yiyen çocuk kendi problemlerini de saldırganlık duyguları ile veya saldırganlık eşliğinde çözümlemeye çalışıyor. Yani genel olarak baktığınızda mesela bizim klinikte eğer çocuk dayak yiyorsa kendisi de okulda arkadaşlarını dövebiliyor. Bu anlamda hani siz çocuğunuzu dövüyorsunuz ama çocuğunuz da başkalarını dövmeye başlıyor. Kardeşini dövmeye başlıyor. İşte bahçedeki kediyi dövmeye başlıyor. Yani siz saldırganlığı dolaylı olarak çocuğunuza gösteriyorsunuz ve onlara saldırganlıkla iş yapabileceklerini öğretmiş oluyorsunuz. Dayak yiyen çocuk kendini güçsüz hissediyor, aciz hissediyor ve çaresiz hissediyor ve gerçekten çok utanıyor ve özgüveni sarsılıyor. Evet, özgüven eksikliği muhtemelen yaşayacak. Özetle çocuğumuza dayak atarak onun biz vicdan ve ahlak gelişimine destek veremeyiz. Saldırgan olmasını, intikam almasını, işini kaba kuvvetle halletmesine sebep olabiliriz. Bu anlamda onun psikolojisini yani zedelemiş oluruz. Genelde dayak atan anneler ve babalar daha sonra çok büyük pişmanlık duyarlar. Ben bunu klinikte de çok gözlemliyorum. Anne mesela çocuğu dövüyor, sonra gidiyor özür diliyor, sarılıyor, ağlıyor. Veya aynı şekilde baba dövüyor, sonra gidiyor işte kızına, oğluna çok fazla eşyalar alıyor, hediyeler alıyor. Yani bunu bir şekilde compensate etmeye çalışıyorlar. Ama çocuk tarafından bakıldığında da çok dengesiz bir ebeveyn tutumu oluyor. Yani bir dövüyor, bir seviyor, ne yapacağı belli olmayan dengesiz bir ebeveyn tutumu evet çocuğun ruh sağlığını bozabiliyor. Bu anlamda arkadaşlar dayak işe bence yaramıyor. Bence değil, bilimsel olarak da işe yaramıyor. Dayak yiyen çocuklarda yetişkinlik döneminde şöyle bir gözlem de yaşayabiliyoruz. Bu tip insanlar böyle her istenileni yapan, ezilen, kendi fikirleri, düşünceleri olmayan yetişkinler de olabiliyorlar. Veya küçüklüklerinde çok dayak yiyen bu kişiler kendileri çok psikopat davranışlara girip işte aşırı saldırgan tipleri olabiliyorlar. Bağımlılık da geliştirebiliyorlar. Yani çok fazla dayak yiyen çocukların ruh sağlıkları yetişkinlikte pek de iyi olmuyor. Dediğim gibi bu üç tipe genelleyebiliyoruz. Bağımlılıklara veya kişiliksiz, kendini tanımayan ve başkalarının yörüngesinde yaşayan insanlar veya da psikopatlar gibi. O anlamda lütfen çocuklarımıza dayak atmayalım.